Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Serhat arkadaşlar. Bugün hepinizle bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda sizlere başıma gelen bir olayı anlatacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben canlı yayın yaşıyorum, yayıncıyım. Yayınıma sürekli gelen, yayınlarımı sabote eden, chatte küfür eden, ne bileyim artık hani telefon numaramı bile dağıtan kişiler vardı. Dün de telefon numaramı dağıtmışlar sosyal mecralarda. Arkadaşlar en sonunda bunun üzerine ben bir karar aldım ve bu kişileri şikayet ettim. Ve sizlere de arkadaşlar yayınlarda olsun, sosyal medyada olsun yapmamanız gereken şeyleri anlatacağım. Gerçekten en sonunda benim de burama kadar geldi, gittim şikayette bulundum. Ve bu şahsları buradan uyarıyorum. Devamı gelirse gerçekten sicilinize kadar işleyecek bu olay. Ben neler oldu, neler bitti, niye şikayet ettim, neler oldu, sonuçları ne karşı tarafa falan onları anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim detaylı bir şekilde. Ben... Evet arkadaşlar şimdi bu odaya girdim, detaylı bir şekilde sizlerle konuşalım. Şimdi arkadaşlar ben bildiğiniz üzere lanır gömme şey kaçtı. Ben bildiğiniz üzere arkadaşlar düzenli bir şekilde yayınları açıyorum. Elimden geldiğince ve videoları çekiyorum. Arkadaşlar artık yayınlarıma gelen, yayınlarımı sabote eden, ne bileyim küfür eden, en sonunda da sosyal mecralarda telefon numaramı dağıtan şahıslar vardı arkadaşlar. Dün oldu bu olay. Telefon numaramı dağıtmışlar benim Discord'da falan. En sonunda arkadaşlar ben de çok sinirlendim ve bunu başka yayıncılara da yapıyorlarmış. Sadece bana değil ve ne bileyim işte bazı kurumlar da hani gerçekten üst üste geldi benim için de. Ben de çok sinirlendim. Ve bu şahısları şikayet etme kararı aldım. Hani ben bugün şikayet etmezsem bunlar yarın da yapar, öbürsü gün de yapar. Ondan sonraki gün de yapar. Arkadaşlar ben karakola gittim. Bu şahısların işte fake hesap açıp gelmişler Discord'a. Ben bu şahısların Discord hesaplarını verdim. Daha sonrasında şüphelendiğin kişiler kimler falan filan. Hani telefon numaralarını biliyor musun? Veya ne bileyim şüphelendiğin kişilerin gerçek isimleri, Instagram hesapları falan var mı falan dediler. Ben dedim hani çok şüphelendiğim kişileri falan filan söyledim. Ve bu kişiler hakkında denetim kararı gibi bir şey verdiler. Hani şu anda bu kişiler denetimde. Ve eğer ki bir daha bir olay bile daha olursa arkadaşlar. Şu an ben bekliyorum. Gelsinler bana biri küfür etsin. Veya gelsinler bir daha aynı şeyi bir kere bile daha yapsınlar. Ben direkt arkadaşlar bu şahıslara ikinci dilekçemi vereceğim ve hani bana benim ifademi aldılar. Yani tutanak gibi bir şey yazdılar işte. Şey dediler. İşte kimdi bu şahıslar? Sence kim olabilir? Ne bileyim işte olay saat kaç gibi oldu telefon numaranı dağıtmaları falan filan diye bayağı bir soru sordular. Sonra işte bunun üzerine arkadaşlar ben de şöyle bir şey dediler bana. Bundan sonra bir daha böyle bir olay olursa dediler. Bir tane dilekçe yaz gel bize. Biz seni şey, savcılığa yönlendireceğiz. Adliyeye yönlendireceğiz. Senin şeyini açacağız burada kaydını. Sen de gideceksin. Şikayette bulunacaksın dediler. Ben tamam dedim işte. Yani arkadaşlar artık şöyle de bir karar aldım. Hani bakın size söylüyorum, sana rica ediyorum. Bakın kimsenin ne bileyim chatine gidip küfür etmeyin. Kimsenin chatine gidip hakaret de etmeyin. Dalga da geçmeyin. Yani arkadaşlar bakın bunlar gerçekten çok büyük suçlar. Bu tarz olaylar yaparsanız aileniz de öğrenir. Aileniz de kızar hani yaşınız küçükse. Adam bana gelmiş. Adam benim aileme küfür ediyor. Adam benim anneme küfür ediyor. Bakın anneme küfür ediyor. Bana diyor ki sonra ya sen ne diyor benim anneme küfür et ödeşelim diyor. Ya kardeşim ben ailemi sokakta mı buldum? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen de diyor bana küfür et ödeşelim diyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ben ilk defa böyle bir şeyi burada görüyorum yani. Baktım aga Zula kitlesinde de böyle bunu yapan çok. Aga Zula da bak Zula da gerçekten Zula kitlesinde bunu yapan çok. Yayına gelip sabot edip durup dururken bak tanımadım hala küfür ediyor adam ya. Tanımadım hala. En sonunda abi artık baktım ki kolay iş. Hani diyorlar ya yok avukat parası yok şu yok bu. Hiçbir şey yok. Direkt kanıtı çek etesi al. Fotoğrafı şey yap. Sonra git dilekçeni yaz. Karakola götür. Bu kadar basit. Hiç doğru bir yanı yok. Direkt arkadaşlar bundan sonra böyle yapan kişilere en ufak bir olayda direkt şikayetlerini yapacağım. Hani arkadaşlar bakın sicil diye bir şey var. Eğer ki bu olay sizin sicilinize işlerse sicil bak. Sen devlet memuru olamazsın, polis olamazsın, ne bileyim öğretmen, asker hiçbir şey çok zor olman. Veya bir kamu görevlisi olamazsın eğer ki senin siciline işlerse bu iş. Yani o yüzden bu arkadaşları da uyarıyorum bakın sicilinize işler bu olaylar. Hani İleride her türlü karşınıza çıkar. Bir de hayalleriniz varsa bu olaylar sizi her türlü etkiler. Ben uyarıyorum arkadaşlar sadece bu videoda da. Şu anda bana dediler ki ikinci bir olay olduğunda direkt kanıtlarını çek. Küfür mü? Çek abi kanıtını. Dilekçeni yaz gel bize getir. Bu kadar basit. Ben de artık arkadaşlar bu şahıslardan ikinci bir olayı bekliyorum. İkinci bir olayı yaptıkları anda direkt şikayet edeceğim. Bazı yayıncı abilerime sağ olsun akıl verdiler. Nasıl yapılacak falan filan hakkında. Zaten ben şikayet etmeyi çok düşünmüyordum. Sonradan işte akıl verdi birkaç kişi. Şikayet etmek kolay falan filan. Hani avukat tutmak gerekiyor sanıyordum. Avukata da gerek yokmuş. Direkt gittim şikayetimi ettim. Hani size veriyorum arkadaşlar. Kimsenin chatine gidip küfür etmeyin arkadaşlar. Normal bir şekilde gelin burada. Oyununuzu oynayın. Devrim chat'e yazınızı yazın. Ama kimseye hakaret etmeyin arkadaşlar. Bu kadar doğru bir şey değil yani bu.
Yani ve hani adamlar durup dururken bunu yapıyor. Niye yaptın diyorum, tilt etmek için diyor. Eğer ki sen beni tilt etmek için böyle bir şey yaparsan ben de seni şikayetini de ederim. Sonra da bakalım ne oluyor görelim. Yani gel hodri meydan, ben tilt etmem, ben direkt şikayetini yaparım. Devletimiz kararını verir. Bu kadar basit yani. Hani bazıları var ya, bunu iş edinmiş abi, insanları sinir edeceğim, insanları deli edeceğim, canlının şeyini bozacağım, adamı sinir edeceğim diye düşünüyor ama öyle bir şey yok yani, öyle bir dünya. Hani ben burada bazı yayıncılara sesleniyorum, direkt gidin şikayetinizi yapın, hani bu insanlarla uğraşamayız yani. Eğer bugün yaparsa, bugün sesini çıkartmazsan yarın da yapar, öbürsü gün de yapar, her zaman bunu yapar. Ben de bunun farkına vardım, her zaman yaptıklarını da gördüm. Artık en ufak bir küfür abi, en ufak bir küfür ya. Canlına biri gelse küfürmeyesin direkt. Al abi sesini. Et abi şikayet, bu kadar basit. Uğraşacağım ben, benim işim yok, gücüm yok. Ben bir okula gidiyorum. Başka işim gücüm yok yani benim. Direkt uğraşırım yani arkadaşlar. Gerçekten ciddiyim, uğraşırım yani. Dediğim gibi işte güçlü bir adamım yani ben. İşim gücüm yok. Her türlü uğraşırım. Sorun yok o tarafta. Ah be. Hani bu videoda çekme sebebim de şu, bu arkadaşlara uyarı vermek ve sizleri de bu konuda bilgilendirmek. Varsa böyle bu tarz olayların içine giren, bu tarz şeyleri yapan. Hani bu bir bilişim suçu arkadaşlar. Sosyal medyada birinin şeyini paylaşmak bir suç. Çok da büyük bir suç. Hani bunu şikayet etmek için avukata falan da gerek. Bunu da söyleyeyim. Yani o yüzden direkt halledebilirsiniz. Eğer ki sizinle karşınıza böyle sorunlar geliyorsa, size de böyle yapıyorlarsa, direkt benim dediğim gibi gelin bana yazın, ben size yardımcı olurum nasıl yapılacağı, nasıl şikayet edileceği konusunda. Direkt şikayetinizi edin arkadaşlar yani. Bu tarz kişilere meydan vermeyin. Yoksa bu tarz kişileri her zaman aynısını yapar. Adam nerede lan? Lan beni kovalıyor ya. Allah dur, menemi değiştirelim hemen. Ah be. Evet arkadaşlar, neyse bugün de videomuz bu kadar olsun. Ben bu videoyu çekme amacım da zaten bazı kişilere uyarı vermek ve bunu yapan kişileri de bilgilendirmek. Hani yapmayın böyle şeyler diye. Bugünlük de videomuz bu kadardı. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dur. Söyleyeyim, videoyu bitireyim. Lan videoda da iyi oynadım ha. 43'e 14, hadi bak. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça